Ben bazı şeyleri söylerken olabildiğince açık söylüyorum. Bazı şeyleri de söylerken kodlayarak söylüyorum. Ama bence gideceği yerleri buluyor. Tabii biz açıkçası 2019'daki kupalarımıza layık bir oyun sergiledik bugün. Kazandığımız kupalara layık bir oyun sergiledik. Hem hak ettiğimiz hem de ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Bu arada tabii taraftarımızı da çok uzun süre beklettiğimiz bir gerçek. Bugün onlar da o kadar özlemiş ki oyunun içinde olunca ortaya çok hoş şeyler çıktı. Açıkçası tabii 3 kulvarda oynamak hiç kolay olmadı. Biz de bundan sonra haftada bir maç oynayınca çok daha rahat olacağız. Bazen öyle oldu ki seyahatten sonra bir ter idmanıyla maça çıktık. 5 saat, 3-4,5 saat yolculuklar sonrası salı, cuma, çarşamba, cumartesi, pazar, çarşamba derken çok da zorlu rakiplerle uğraştık. Her ne kadar eski formlarında değilseler de yani kolay değildi. Ve hakikaten beklettik. Ama geçen seneki radikal kararlarımız, aldığımız radikal kararlar bu sene de inşallah olacak diye düşünüyoruz. Bizim için bize hizmet etmiş, yolu Flora'dan geçen herkes çok değerlidir. Çok önemlidir. Oyuncularımızla konuşacağız ve 31 Ocak'a kadar olan bölümü kulübümüzün menfaatine hem ekonomik hem teknik nasıl çevirebiliriz? Onu için hepimiz buradayız. Bir yere de gitmiyoruz. O yüzden şimdi size olaylar çok değişik seyredebilir. Ama şu bilinmelidir ki son gelen %50 17 ile beraber %67 oldu herhalde. %50 bindiği zaman çok daha işlerimiz zorlaşacak. O yüzden çok dikkatli bundan sonra özellikle geleceğe olan oyunculara yatırım yapan bir Galatasaray olmasına itina edeceğiz. Bunun için uğraşacağız ama bu tecrübeli oyuncu almayacağız manasında değil. Bir değişim olacak. Bu devre arası olacak. Bu Mayıs'ta olacak. Bu 1 Ocak'ta olacak ama olacak. Çünkü biz bu şekilde hem cezalı hem para sıkıntımız cezadan dolayı içerisinde Avrupalı rakiplerimizle şu anda mücadele etmemiz çok zor, yarışmamız. Ama değişime uğrayarak ve de kendi ekonomik durumumuza göre ilerleyerek önemli bir takım kuracağımızı düşünüyorum. Burada hiçbir Galatasaraylı merak etmesin. Bunu kuracağız. Nasıl olursa olsun kuracağız. Yeter ki onlar her zamanki gibi hep güvendiler bana, bize. Bize hep güvenmeye devam etsinler. Her gün buradan yine biz arkadaşlarımızla beraber her gün gelişmelerde eğer bir şey olursa bizim ağzımızdan en doğrusunu öğreneceklerdir. Biz de bunu deklare edeceğiz ve onlarla paylaşacağız. Çünkü yine başladı birçok isim. Bu çok lehimize olan bir şey değil.
Ama Galatasaray takımını yavaş yavaş, geldiğimizden beri başladık zaten, yavaş yavaş değiştireceğiz. Bize hizmet edenlerle çok teşekkür edip onları ömür boyu unutmayacağımızı söyleyerek ayrılacağız. Bu çok profesyonel hayatta, bunlar çok doğal. Bize dediğim gibi Flora'dan yolu geçen herkes bizim için önemlidir. Mesela görüyorsunuz işte Elmander geliyor, Melo geliyor, Faluji geliyor, bizle beraberler. Bunlar çok önemli şeyler. Biz yine o atmosferi yakalarız inşallah. Ama dediğim gibi o değişimi yapmak zorundayız. Onu da size bildireceğiz gücümüzce.